sığınmacılardan vatandaş rahatsız oluyor. Sen de sığınmacısın galiba, birazdan soruyorum dedin. Evet. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sizden rahatsız oluyorlar ve de ya da ülkenize gidecek misiniz? Gideceğiz abi. Ne zaman gideceksiniz? Ülke olsun gideceğiz abi, en yakın zamanda gideceğiz. Ama insan çağırıyor, gelin diyor. Abi o bak yanlış anlaşıp küfür edeceğim bu da. Abi o yani gitsek o da ölüme gideceğiz, anladın mı abi? Ölüme git, vatan için ölüme gidilir ama. Ama bak vatan anasını ağlattı be abi. Kim ağlattı? Yani o şeyler işte, terörist bilmem ne. Neden soktunuz vatana o teröristleri? Biz sokmadık ki abi, onlar kendisi gibi. Savaşsaydınız keşke orada taşla, savaştık sopayla. Abi. Onlar dilekle. Zaten Suriye'nin yavrusu ölmüş. Bak izle haberleri Suriye'den. Bak nasıl adamları kesiyorlar. İzle bak görürsün abi hepsini. Ondan Suriye'liler zaten yavrusu. Sen birazdan dedin ki ben keserim dedim. Suriye'liye laf eder, evdeni keserim dedim, dedin mi? Dedim abi. Ha, evet. Bir daha söyle. Suriyeli keserim dedim. Suriyeliler laf edeni keserim dedim. Dedim abi. Şimdi burada erkeklik taslıyoruz. Niye memleketine erkeklik taslamadın? Yok ben vatandaş. Erkeklik taslamıyorum. Onlar erkeklik taslıyor abi. Kimler erkeklik taslıyor? Ama adamın herkes ülkesi... Gelen giden Suriyeliler laf yapıyor. Suriyeliler onların ne yapıyor abi? Ama vatandaşın bak bu Türk milletinin ülkesi burası. Bak ben sana şöyle söyleyeyim, açık söyleyeyim. Ben sığınmacı gelmişim. Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi bak bunlar bir Suriyeliler'den yanlışlık görüyorlar. Hepsini söylüyorlar. Mesela diyelim ben bir yanlışlık yaptım mesela. Beni görüyorlar, ne diyorlar? Bütün Suriyeliler yanlış. Ya da bir Türk olarak ya da bir İngiliz, hep söyle. Karpuz mu kesiyorsunuz, ne kesiyorsunuz, kelle kesiyorsunuz? Burası bizim ülkemiz. Kesinlikle kardeşim. Kesinlikle. Ha öyle kesemezsiniz, burası kimi Türkiye. Kimi kesiyoruz abla? Tamam. Tamam. Siz misafirsiniz, tamam, gideceksiniz. Ben zaten yani. Öyle demem ki ben öyle kesemezsem. Öyle dedi beyefendi kesin. Tamam keserim. Ben zaten söyledim bak ama yalan da çayır. Bak kesen biz o başka konuda öyle konuştum. Keser ben sana söyleyeyim. Aynen bak. Burası öyle. Türkiye Cumhuriyeti. Bak abla sen şu an başka bir konuya girdin. Öyle yok ablacığım. Gideceksiniz. Misafirseniz misafirliğinizi bileceksiniz. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Burası Türkiye. Gidecek misiniz? Gideceğiz abi tabii. Bir olsun ülke gideceğiz. Ama Esad çağırıyor diyor, gelin diyor. Ya abi Esad'ın anası tövbe abi, ağzımı bozuyor. Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, Çinliler, Japonyalılar gidecek, dertler bitecek. Tayyip gidecek, dertler bitecek. Neden gidecek? Tayyip dertler bitecek. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan güzel insan. Recep Tayyip Erdoğan ilk geldiği zamanlar güzel şeyler yaptı. Köprü yaptı, metro yaptı, her şeyi yaptı, onu yaptı. Ben de Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum ama artık mültecileri gönderme zamanı geldi. 2011'de ben 15 yaşında rahatsızlandım. O zamandan beri 25 yaşındayım. Daha hele savaş bitmedi. Abi savaş devam ediyor mu, bitti mi sence? Bitti, şu anda Esad geri çağırdı hatta. Gelin dedi Suriyelilere. Abi artık gitsin de seviyoruz. Bak gitsinler. Babam diyor ki ben 100 lira mı vereyim, 100 lira katkım olsun. 200 lira mı vereyim kardeşim? Sen neredesin? Suriyelileri seviyoruz kardeşim biz. Tamam, biz de sizi seviyoruz abi. Ben Urfalıyım bak, abi. Benim bak teyzemin, abi. Teyzemin bak, oğlu Urfalılarla evli. Bak abi. Nasıl abi? Benim teyzemin oğlu Urfalı. Suriyelilerden evli. Kardeşim bulaştı ya. Hiç bulaştı. He? Abicim. Lan yeri geliyor bak, hırsızlık yapıyorsunuz. Yeri geliyor bacımıza, kardeşimize sarkıntılık yapıyorsunuz lan. Bak. He? Sizsiniz oğlum, siz. Siz yapıyorsunuz. Ben mi yaptım? Lan seni onu bunu sen? Yok kardeşim sizsiniz. Bunu şey yapan sizsiniz bak, kardeşim. Elini kolunu indir. Şimdi o da bir Türk yap abi. Tamam mı? Türklerin hepsine söylerler onu da. Abi Suriyelileri seviyoruz ama göndereceğiz. Abicim ben sana şey söylüyorum. Abi ben sevmiyorum abi. Abi. Kendi şahsına konuş abi. O zaman kendi şahsına konuşacaksın. Abi Ümit Özdağ kendi şahsına konuşacaksın. Ben sevmiyorum kardeşim abi, Suriyelileri. Benim amına adamım yeri geliyor anı satayım. Benim arkam. Ya bir dakika. Sakin. Bir dakika abi. Ümit Özdağ ne dedi abi? Biz göndereceğiz dedi. Tayyip Erdoğan ne dedi? Biz göndermeyeceğiz. Abi burası Türkiye ya. Atatürk kalksa, Fatih Sultan Mehmet kalksa diyecek ki ne oldu ya? Türkiye. Herkes bir bayrak dikecek ya. Burası Türkiye Cumhuriyeti ya. Bu adam 5 liraya çalışıyor anasını satayım. Normalde asgari ücret 8500 lira. Bu adam çalışamıyor. Evet, bunu hadi bu 5000 liraya çalışıyor. Bunun ekmeğini bölüyor. Ondan sonra ne oluyor? Türkler hiç beğenmiyor. Nereyi beğenmiyor lan? Nereyi beğenmiyor? Abi niye çalışamıyor? Nereye beğenmiyor? Onun sonra Türkler hiç beğenmiyor. Abi, nereye boh beğenmiyor? Burada kimin hatırı var biliyor musun? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ya dini baba, dini karıştırma kardeş. Dini karıştırarak vuruyorsun tamam mı? Allah bunu Arapların içine gönderdi. Biz Allah için abi, biz Allah rızası için. Ya kardeşim, Allah rızası kardeşim tamam mı? Bir şeyden anladığın yok. Tamam mı? Bu adam zaten seni savunuyor. Seni savunuyorum abi, ben adaletin yanındayım. Ben Musa'yım abi. Bu adam da aynı şeyi istiyor. İsmim gibi konuşuyorum ben abi. Ben şöyle diyorum. Eğer Recep Tayyip Erdoğan
oy kazanmak istiyorsa mültecileri yarın öbür gün herkes 50'şer lira versin, herkes 150 lira versin göndersin. Sima hastalığı var abi. Şu anda herkes para gönderir tabii. Para gönderir. Para topluyorlar. Devlet bu kadar zayıf. Devlet Suriyelilere yardım ediyor. Devlet Afganistanlılara yardım ediyor. Onlara yardım ediyor. Sima hastalarına yardım edelim de ayaklansınlar ya. Hani trilyon verelim. Adamlar gitmiyor ya. Gitmiyor ya. Bak abicim ben askerliğimi hudut hattında yaptım. Tamam mı abim? Ben bu insanların bazılarının mülteci geçişini engellemek için yaptım. Doğrudur bak, birçoğu insan burada mağdurdur. Birçoğu. Yani Türk olarak hepimiz mağduruz. Bu konuda bir sıkıntımız yok. Ama tamam, bu çocuk Suriyeli ama şu var. Şimdi sen bu adamı karalayabilirsin. Senin elinde bir iş olmayabilir. Yok, abi. Hayır. Karaladığından demiyorum. Ya birçoğumuz karalayabiliriz. Bak Recep bu olabilir. Tayyip Erdoğan abime sesleniyorum buradan. Bak, abi, hepimiz sesleniyoruz. Recep Tayyip Erdoğan abime sesleniyorum. Eğer Suriyelileri göndermezsek, Pakistanlıları, Afganistanlıları göndermezsek yakın zamanda 2028'de seçim var değil mi arkadaşlar? Evet. 2028'de Cumhurbaşkanı Suriyeli, Afganistan, Pakistanlı olursa, aday çıkarsa hiç şaşırmayalım. Ya doğrudur. Ya abicim şöyle söyleyeyim. Şimdi hepimiz Türk'üz. Biz de isteriz. Hepimiz göndermek isteriz. Onu her şeyi isteriz. Yani bugün ben çalışamıyorsam belki onların sebebidir. Ama şöyle bir durum var. Şimdi o insan o içinde olmadığı zaman şunu düşünmüyor. Demiyor ki kardeşim bu insan buraya niye geliyor? Ben hudut hattında yaptım. Burada herkes duysun. Hepiniz duyun. Ben hudut hattında yaptım. Bir tane kadına 5 tane eş, ya oranın şurtası. Ya bildiğiniz polis. Bir tane kadına 5 defa tecavüz ediyor. 5 defa. Ve bu kadın buraya geçmek zorunda. Anladınız mı? Yani ben demiyorum ki erkekleri gönderme. Ya göndermesin zaten. Savaşa girsin. Ben 2 metre boyunda 20 yaşında oğlan yakaladım. Oğlan bana dedi kendime ben savaştan korkuyorum. Gelmesin zaten. Ölü çıksın. Ben de istemem. Ama bahanesi de orası da. Benim amcam dayım doğrudur. Bak şunu söyleyeyim. Yani burada çoluk, çocuk, kadın bunları ya dışarı bırakın. Anladınız mı ya? Bu insanlar kimi tecavüze uğruyor, kimisi farklı şeyler yaşıyor. Ben savunduğumdan değil. Ben de istemiyorum. Hiçbir şekilde istemiyorum. Ama şunu düşünmemiz lazım. Şimdi bir kadın 5 defa tecavüz ediyor. Ya bu kadına senin vicdanın el verir mi? Vermez. Çocuğu öldürüyorlar. Senin vicdanın el verir mi bir Türk olarak? Vermez. Gelsinler başımız gözümüz üstüne. Ama erkek olunca abi gönderecek. Gidecek çatışacak. Yani biz nasıl Türk olarak kendi devletimizi savunuyorsak 15 Temmuz'da bile hepimiz sokağa çıktıysak onlar da bir şey olduğu zaman çıkacaklar. Durmayacaklar abi. Şimdi ben bu adama diyemem ki sen buraya niye geldin? Kardeşim tamam senin orada savaşın var şeyin var. Sordun mu ailen var. Lan niye çatışmıyorsun? Orada şurta diyor ki gel ben sana devlet sana zaten maaşını veriyor. Silahını vereyim eline çatış terörist de. Ama erkekleri bunları kabul etmiyor. Neden? Korkuyorlarmış. Türkiye bunları, ya ben bazı doktorların şunu duydum. Diyor ki, ya kardeşim diyor burada Suriyeli erkek diyor kendi Türk'ümüzü vurmuş. Ya sen izin veriyorsun. O izin veriyor, öbürü izin veriyor. Ya zamlar zaten... Abi peş peşe zam yağmur yağıyor. Dolar, euro aldı başını gidiyor. Zaten bu seçime 5 sene getiremeyecekler. Çünkü kadrolar yok. O Şimşek'te gelmiyor, kabul etmedi. Gelse de gene olmaz. Çünkü dünyayı karşısına almış. Dünyayı karşısına almış. Bu kadar göçmen de olurmuş. Zaten Cumhurbaşkanı seçen Türk vatandaşı değil. Mesela Suriyeliler, Araplar ve Afganlar seçti bunu. Normal bu. Bunlar kullanılmamış olsa Cumhurbaşkanı seçilmiyordu. Ne demek? O zaman onların Cumhurbaşkanı bu. Peki, o akşam kutlamaya da sığınmacılar çıktı abi. Tabii tabii. Bir de o Afganlar gelenler hepsi 20 ile 30 yaş arasındadır. Amerika askeri olarak kullandı onlar Afganistan'da. Çoluk çocuk gelmedi, yaşlı gelmedi, kadın gelmedi. Sırf delikanlılar geldi. Bunlar askerlik yapmış Amerika'nın emrinde. Silah kullanmasını biliyorlar. Şimdi onlar bir de silah dağıttılar. Yani AK Parti'nin şey olarak, çete olarak kullanıyorlar onları.